2 Ağustos, 8 Ağustos. Değerli Koç burçları takipçilerim, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyifle geçer. Bu hafta hayatınızla ilgili değişmesini istediğiniz o kadar çok fazla şey var ki, bunlarla ilgili güzel bir başlangıç yapıp kendinizi, inandığınız, güvendiğiniz insanların sahte yüzlerini ve sizin arkanızdan konuşmalarınıza şahit olacaksınız ve bunları eleme haftamız olacak. Bunları temizlerken işimizle ilgili eksik yönlerimizi, yani nerede hata yaptığımızı bulma haftamız olacak. Bu da bizim yöneticimiz ya da bulunduğumuz alanda bu tarz mücadele verişinizle alakalı ödüllendirileceğiniz bir hafta olacak. O yüzden kendimizi işimizle alakalı hataları görme, başkalarının aklıyla yaşadığımız hataları iyileştirme ve alanda kendi gücümüzü ve sahnemizi kuracağımız bir dönem olacak. Bunu doğru değerlendirdiğiniz takdirde de size gelecek o olumlu teklifleri değerlendirip yönünüze bakıp daha büyük başarılar elde edeceğinizi söyleyebilirim. Bu ara hisleriniz, düşünceleriniz, rüyalarınız birebir hayatımıza geçiş sağlayacak. Özellikle geçmiş takıntınız varsa, duygusal noktada bu noktada kırgınsanız bununla da yüzleşeceksiniz ama İş konuları çok şanslı. Bunu lütfen enerji olarak kendinize çekin. Güzel fırsatları değerlendirin. Mesela uzun süredir işsizseniz bu hafta çok fazla görüşmeler ve bu görüşmeler olumlu olacak gözüküyor. Eğer aynı masada böyle yapışmış ve artık beni görsün diyorsanız bulunduğunuz alanda komple bir değişim ve sizin noktanızda yenilik dönemi söz konusu olacak. Özellikle de işin alanında çıkartılma konuları varsa sizde bir çıkış görmüyorum ama her an tetikte ve düzende devam edin. Her an size de böyle bir sıkıntı olabilir. O yüzden dikkatli işine konsantre oluyorsunuz ve hataları artık yapmıyoruz ve işimize sahip olmanın sevincini yaşayacağız. Ortaklı iş düşüncesi ya da uzun süredir ortak iş yapmak isteyenler için güzel organizasyon ya da sistemli şekilde yapacağınız ortaklı iş size çok büyük bir kazanç elde edecek. Bu ay bitmeden bunun altyapısını oturtacaksınız ve hayal ettiğiniz işinin heyecanı ile birlikte oranın altyapısını en iyi şekilde güçlendireceksiniz. Banka, devlet kapısı ile ilgili iş beklentileriniz varsa ya da büyük kurumsal ya da devlet kapısında iş beklentiniz varsa ortak tanıdığınız bir dostunuzun aracıyla gireceğiniz ya da görüşeceğiniz insanlarla ilgili olumlu süreçler var. Lütfen bunun üzerine gidin. Endişe etmenizi istemiyorum. Bu ara sanata, müziğe, dansa, eğlenceye çok merak sarabilir. Gereksiz gösterişli paralar harcayabilir. Cebinize zarar getirebilirsiniz. Dikkat diyorum. Ama en büyük sorunumuz aşkla alakalı takıntılarımız. Özellikle platonik bu ara etrafınızdaki insanlarla hayranlık duyuyor olabilirsiniz. Platonik takıntılarımız ön plana çıkar. Uzun süredir geçmişte hayal ettiğiniz kişi tekrar hortlayabilir ve bu sizi geriletebilir. O yüzden geçmiş ya da platonik olayları hayatımızdan çıkartırsak daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Psikolojik açıdan yaşadığımız duygusal travmalardan dolayı insanlara güveniniz kalmamış olarak görüyorum. Ama siz güzel bir aşkın da habercisi olacağım. Özellikle gözler geniş ve renkli hatlı ya da ela açık mavi yeşil tonlarında ya da gözler çok belirgin biriyle muhteşem bir aşk kapınız var ve gideceğiniz yolculukta bu aşkı tutacaksınız ve uzun soluklu bir hayat arkadaşımız ve güzel bir aşka da yelken açacağınızı gösteriyor haritanız. Ama şunu demek istiyorum. Evli olanlar için aile içerisindeki ortak fikirlerle birlikte evliliğimizi kurtarma, evliliğimizi iyileştirme haftasına gireceğiz. Hatalarımız her iki taraftan da eş soyunuzdan aileler, sizin soyunuzdaki aileler hatalarını toparlayıp bu evliliği iyileştirme dönemine gireceğiz. Bu da size mutluluk verecek. Özellikle sevgilinizden evlilik teklifi bekliyorsanız ayın 15'i, Ağustos 15'e kadar bu teklifi alacaksınız. Ev almak ya da ilişkiyle ortak bir eve geçmek istiyorsanız Ağustos bitmeden bu ev kapımız hayırlı. Eğer aşkıysanız güzel bir aşk enerjimiz var gözüküyor. Eğer sevgilinizle ayrıysanız ve eski takıntılarınıza geri döndüyseniz bu kişinin size bir hayrı olmadığını uyarayım. Ama siz bununla yüzleşmek ve bu enerjiye tekrar girmek istediğiniz için lütfen ayağınızı denk alın. Ayağınızdaki ayakkabı da gitsin istemiyorum. Çünkü uzun süredir bir dostunuzun tanıştırması fırsatı olan bir ilişki söz konusu olacak. Bunu da değerlendirirseniz doğru insan evresine gireceğiniz gözüküyor. Ev ya da araç konusuyla ilgili uzun süredir hayal ettiğiniz bir anahtarla ilgili de aile ve kenardaki birikmiş bir parayla büyük bir oluşum yaşayacaksınız. Uzun süredir hiç parasız olup aileden destek alan koç burçları için güzel kazançlar ve ailenin desteği devam etse de güzel bir iş kapınız ve parayla ilgili korkularınızın geride kalacağı.
gösteriyor. Uzun süredir eğitimle ilgili korkularınız ya da üniversiteyle ilgili yaşadığınız tedirginlikleriniz varsa bu kapılarınızın hızlı bir şekilde hayatınıza giriş yapıp sizi bu noktada aydınlığa kavuşturacak. Sadece burada dikkat etmemiz gereken gıda zehirlenmeleri ya da aile büyüklerimizin güneş ısısıyla alakalı sağlık problemleri olabilir, güneş çarpabilir, alerjik reaksiyonlar olabilir. Bu tarz sağlık gündemleri söz konusu olacak. Çocuk düşünen koç burçları için Eylül ayı daha sağlıklı. Bu dönem bunun altyapısını özellikle tüp bebekleniyorsanız Eylül ayı sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olacak. Çocuk enerjiniz de var gözüküyor. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Değerli koç burçları, uzun süredir şans oyunlarına merakınız varsa ufak ufak oynayın. Şans kapılarımız aydınlığa kavuşacak. Ama toprak, aile büyüklerimizle alakalı toprak mevzunuz varsa da büyük bir hakkın sizin hanenize geçiş yapacağını söyleyebilirim. Bir de yakın akrabalarla, yani kardeşler, yakın arkadaşlık dediğimiz noktada da bazı pürüzlere şahit olabilir. Bu da canınızı sıkabilir. Hiç endişe etmeyin. Her şey sizin için iyi olacak. Sadece inanın. Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun.